O ne? O ne oldu? Arkadaşlar bugün motorumuzun yani drone'umuzun motorunun bir tanesi kaç kilogram kaldırdığını hesaplamak için bir tane aparat yapacağız. Ve yapmış olduğumuz aparata bu görmüş olduğunuz terazi yani kantar yani ağırlık ölçeli ne diyseniz buna bunu bağlayacağız ve oradan kaç kilogram kaldırabileceğini test edeceğiz. Motorlarımızı test etmek için yani drone'un motorlarının ne kadar güç ile kaç kilo kaldırdığını test etmek için böyle bir cihaz yaptık. Motorlar şu şekilde buraya bağlanacak. Şu hareketli bir şey. Motorlar buraya bağlanacak bunun üstüne. Bunu geçirdikten sonra buradan bir bağlantısı var. Şu an o çıkıyor. Yarın Allah nasip ederse inşallah Bilim Fatih'e gideceğiz. Orada arkadaşlara bir sürpriz yapacağım. Bundan pek haberleri yok. Belki birazdan WhatsApp'tan atabilirim. Yarın böyle bir şey test edebiliriz diye. Motorlar ne kadar güç ile ne kadar ağırlık kaldırdığını, yani bir tane motorun ne kadar güç ile ne kadar ağırlık kaldırdığını şu görmüş olduğunuz kantarla bir aparat sayesinde test edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah artık bunu hep beraber göreceğiz. Bakalım bizim bir motorumuz kaç kilo kaldıracak. O zaman yatalım, sabah kalkalım, gidelim. Hadi bakayım. Bugün günlerden cumartesi, öğlen ezan okunuyor. Şimdi birazdan Allah nasip ederse Bilim Fatih'e doğru gidiyoruz. Bakalım malzemeleri aldık, testimizi orada yapacağız. Yollarda video çekmiyorum, direkt uçuşa geçiyoruz. Haydi bakalım, bismillah. Astronomi havacılık. Selamünaleyküm. Doğru mu geldim? Of, sınıfa bakar mısın ya? Şöyle ki, bayağıdır peşinde koşuştuğum bir firma, firmaya ben bizim sponsorluk dosyasını yolladım. Evet. Ve en sonunda işte görüşmeye kabul ettiler. Pazartesi evet. Günü için randevu verdiler. Evet. Pazartesi gününde sunuma gidiyoruz. Allahu Ekber. Çok güzel maşallah. Tebrik ederiz, tebrik ederiz. Sağ ol, Allah razı olsun. Şöyle bir durum vardı yalnız. Bizim onlara yapabileceğimiz şeyleri birazcık yetersiz bulduklarını söylediler ve daha fazla ne yapabiliriz diye görmek istiyorlar. Ve daha çok hani projeden, çok takımdan çok asıl odaklandıkları şey de şu. Bizim bundan çıkarımız ne olacak? O yüzden işte biz de dün düşündük, taşındık işte ne yapabiliriz, ne edebiliriz filan diye. Heh. Sonra Abdülhamit abi... Ha benim haberim var mıydı? Veder, benim de varmış haberim ya. Kusura bakmayın. Dün akşam çalıştık. Artı bir para öderlerse eğer o parayla birlikte yarış alanında evet. Şu şekilde anahtarlıklar yapmaya çalıştık. Bunlar düdük şeklinde deprem içinde olduğunu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Ötüyor. Öttür hocam. Çok da güzel ötüyor. Çok güzel, kibar. Tasarım bana aittir hocam. Hocam elinize sağlık. Yani gerçekten. Aslı onun üzerinde TC kimlik numarası yazdım. Bu ara bir bayağı bir şey yaptım şu şekilde. Şurada TC kimlik numarası yazıyor. Adam depremde mesela Allah muhafaza. Allah kullanmayı nasip etmesin ama depremde boynunda asılı düttü, öttürdü, bayıldı, düştü. Çıkardılar. Buradan TC kimlik numarasını girecek. Kim olduğunu kolay bir şekilde bulması için. Askerlerin künyesi gibi. Aynen öyle. Çok mantıklı. Böyle bir şey düşündük. Bu bir öneri. İkinci öneri de şu şekilde olan telefon tutucular. Bunları da yine dün akşam bunları da şey yaptık. Bastık. Bunu zaten basmıştık bizim kendi eski aynen. Tasarımımız. Ama aynen. Şöyle önüne şey yaptık. Ya buranın ışıkları yanmıyor mu? Niye böyle? Onun logosuyla işte internet adresini falan şey yaptık. Madem yetersiz geliyor onları için yapabileceksiniz. Eğer artı bir işte bunun filament parası, elektrik parasını öderlerse de yarış alanında bunlardan dağıtabileceksiniz. Ayrıca aklınızda farklı bir fikir varsa onları da sunabilirsiniz. Biz bir de... daha var. Onu da o lazer makinesinde yapmayı planlıyoruz. Evet. Şöyle ben Ömer Hoca'ya vermiştim hatta biz drone şeklinde anahtarlık basmıştık takımın adı üstünde. Evet. Anahtarlık da basabiliriz. Evet. Tamam. Çok güzel. Şey üstüne logosunu koyacağız. Aynen öyle. Peki 23 şeklinde. Tamam. Yok. Sorun. Kendi ha. Aynen öyle. Hangisini tercih edersek.
Aynen, çok güzel. Şimdi biz benim yaptığım bu zımbırtıyı bugün deneriz değil mi hocam? O yüzden şunu deneriz değil mi? Bir tane motor takacağız buna. Bakacağız motorumuz kaç kilo kaldırıyor. Kesinlikle deneriz. Birazdan bunun testini yapacağız. Şu arkadaş hazırlıkları yapacak. Yazılımcı arkadaşımız bu. Yapmaya mekanikte buluruz bir şekilde. Çözeriz onu Allah'ın izniyle. Sıfır, sıfır. Demek tasarım mühendisi ya. Ya galiba diyorum. Tamam. Elektrik elektronik de olabilir. Emin değilim. Bölümünü söylemiş ama emin değilim. Adı nedir? Mert. Kaç yaşın adı? Dedim Enes hocam. Yakışıklı mıydın? Enes hocam kadar değil. Vay hocam. Estağfurullah. Hocam maşallah. Kıskanıyoruz seni hocam. Allah razı olsun. Abi inşallah senin yaşına geldiğinde senin kadar karizmatik olur diye. Ne dersin ya? Var mı bize öyle bir şey? Gösteriş görünüyor mu yani karizmatik? İsim zaten bir. Elhamdülillah. Ya Allah zaten şükür. Allah razı olsun dedemden. Fiziksel olarak da biraz göbek var. Kafa o, çel. Abi göbek, ergin, balkon. Balkonudur ha. Abi ben şey getireyim karavan. Ma 5 kilo kaldırdık hiç yerinden oynamadı görüyor musun? Hiç şey yok yani. Tamam dur. O hattı çok şey. Bir daha dönün. Tak diye dönüyor değil mi? Onu diyorsun. Aynen. Ne şöyle, oldu? Şöyle dönüyor. Bir daha yap. Evet, hani böyle dur. Tam durdu. Ne dedin? Abi yeterim de. Yani bir zahmet. Yine yavaşlarım durur da yine gerekebilir. Evet şu an testlerimizin son aşamasına geldik. Sen düzenimizi kurduk. Abi. Allah onu yıkılır. Kopar ayağını. Niye? Yani eline bağlı görüyorsun. Az bir devir yani. Döndürebiliyor musun çok az? Allah razı olsun şimdi. Bir az ver. Bir dakika. Yok hayır denemek için. Ya şey yapmadın mı? Adam akıllı sıkmadığı için onu diyor. Tamam sen kimin anahtarı bul koş bir anahtarı kap gel. Böyle bir düzenek kurduk. Şimdi test edeceğiz. Ben de ilk defa test ediyorum. Düzeneğimiz nedir? Bu bildiğimiz tartı. Alttan üstten bağladık. Şöyle bir çıkış yaptık. Şimdi bunu izleyen adam diyecek ki lan ne kadar basit bir şey diyecek ama sonuçta bunu bulduk yani. Değil mi? Yaptık. Da, basit de o. Biz de basit adamız. Aynen. Bu da motorların ne kadar yük kaldırabileceğini göstermek için tasarladığımız evet. Bir şey. Abi o ses ondan geldi değil mi? Ha. Şöyle herkes uzaklaşsın. Güvenlik önlemlerini alalım. Ben şöyle çekip gidelim. Enerjim sen mi vereceksin Abdurrahman? Versene mi? Yastık şey koyar ya istersen. Yani öyle çok tehlikeli bir durum olmayacak. Yavaş yavaş. Bu tam bu bana. Lan bu nasıl bilim? Gelirse motorun beni kesme imkanı. Sen ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Saçtan alayım. O zaman bu adamlar nasıl adam ya? Tam güvenlik önlemini alıyor ya. Tam korumalı. Bu adamla çalışılır işte bak. Ha gözlüğü de tak. Başka bir şey yok mu taksan? Onları da tak. Aha. Dur. Kaç. Güreyi başlattın. Çok. Ağırlığını tartıyor mu? Evet. Hafiften bir önlücü. Ver hocam hafif yavaş yavaş. Tamam çok şükür. Sen de şeyi açalım. Allah sakın oğlum orada durma. Uçar o bence. Açık o açık. Arttırıyor mu görüyor musun? Öyle bir oyuna gidecek. Dur bakayım. Açık mı şu anda? Ha açık. Gel bu tarafa. Hadi. Açılmıyor. Ha bak şeyi hareket ettiriyor ya. Ver gazı. Hocam bu uçurur mu söyleyeyim?
Neyi uçuracağız? Şu anda gerisine gelmedi, onu söyleyeyim. Ver Can, ver. Yavaş yavaş attı. Abi yukarı mı üflüyor bu? Aptal, öldü. Bir dakika, bu yukarı mı üflüyor bu? Ne yapıyor? Daha sıfır şu an mesela. Daha hiçbir şey göremedim. Doğru. Sen bir dakika, ne tarafı? Çok az var sene. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Çok az var. Ver çok az. Ver. Bana rüzgar geliyor şu an. Yo, şeyi de hareket ettirdim ben ya. Şu bir dakika, bir dakika dur, şöyle bir kaldır. Şimdi önüne... Abi herkes kalksın, sonuna kadar vermez hocam. Tamam. Hocam sonuna kadar dur, vermez şey, hocam. Yanıyor mu? Geliyorum, Tamam, terasının alt ışığı yaptı. Terasını çıkardım ya, çıkacak. Tamam. Gözünüzü koruyun abi. Ben şuradayım, buraya kimse bırakıyorum. Kaç yaptı? 1.15. Ha? 1.15. Oraya en yakın ben misin? Ben burada 1.15. 1.15. Bir daha deneyelim mi? Niye 4 kilo yapıyorsun? Ya. Hocam ben de titriyorum. Hocam ben de titriyorum. Bir daha deneyelim. Hocam ben de titremesi sorun. Hocam titriyor, çok büyük titriyor. Titriyor da vidalar sağlam yapmıştır ya. Ya bir titremeden ziyade titremede... Yani şu anda... O da eksiltir aslında değil mi abi? He? Eksiltir o titremeden. Yok, ondan bir sıkıntı olmaz. Olmaz. Yani 500 gram falan fazlası olsa çok tepki olur. Siz öbür şeyde kaç kilo kaldırmışsınız o motoru? Bir daha başlıyoruz. Ben burayı bir türlü yapıyorum. Abi dikkat edin. Yani kendinize bir şey olmasın, gerisi... E nasıl bir şey olmaz? Önemli değil yani. Motora bir şey olmaz. Şu anda değişiklik olacak. Hocam bir şey yapar. Tutuyor mu bakayım hocam? Tutuyor muyum? Kesin kaldırmaz mı? Yani 1.15. Evet şimdi... Afiyetler sen de kaç. Ha? Kaç. Gel bak. Kaçıyor. Veriyor mu gazı? Vermiyorum. Bence bir eşit. Sağlam sıktın değil mi? İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu pervane de... Evet. Değil mi? Ver. Bir çıktı. Kaç? 1.45'e çıktı. Ben 1.45 gördüm. 1.45. Nasıl titredi ya? Son gaz mı? Son gaz. Belki biraz daha ısınır, bir daha vereyim mi? Bir ver bakayım bir daha. 1.45'e aldım. Herkes savunsun abi kendini. Siper alın. Tamam. Elinde çok az kalıyor, sonra 45'i 40 diye aşağı. Tamam, görürüz şimdi kameradan açtıysak onu. Ama iyi bak bu yani demek ki ya bu ben tahmin ediyorum birebir ölçüyor yani hatasız bir şekilde. Abi 3 etken var. Ben de %90 iyi ölçtüğünü tahmin ediyorum. 3 etken var. ESC bizim eski ESC. İşte bir tane değiştirip de onu kontrol edebilsek onlar kaynak yapmaktan korkuyorlar. Şunu bir çıkar, 2 dakika bir de. Ya o bir şey değil, zor bir şey değil hocam. O da güç şeyine var, ondan sonra çıkmamış. Ya şu an bizim amacımız test. Ya da istersen eski rondakini kesin, ucunu açın, Abicim öyle ya da böyle, biz bunu deneyeceğiz mi? Ha, eski rondaki bundan daha güçlü ama. Deneyelim. Eski drone'daki bundan daha yüksek. Tamam. Bunun aynısı değil mi? Şurada şu 5 volt 7 amperlik vermiyor da o farklı. Aa. Evet. Aşağıda bir çocuk gelsene de şu olayı. Kesin değil. Ne kadar? Yani emin değil. Drone bizim değil diye. Gel artık bizim. Ha. Eski drone'daki daha mı güçlü? Çok tehlikeli bir şey. Eski drone'daki daha güçlü. Güçsüz.
Abi bu güçlüyse bunu keselim ya. Kaynak çok zor bir şey değil ya. Ben yaparım size kaynağını. Bence de abi. Ya vallahi yani abi işi buraya kadar getirttik yani. Bir deneyelim bunu da. Bıçak çakı falan var mı? Ya aç oradan şey şeyden çalıştır onu. Ha lehimi. Bence sök abi. Hocam zor yaptık bir de. La ben yaparım onu ya. Allah'ım la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kaynak yapmak lan biz yeraltı oksijen kaynağı kullanıyoruz. Gazaltı kullanıyoruz. Bu ne çi ya bu? Lehim en basit kaynak lan. Ben nasıl kaynak atıyorum? Çok iyi. Ya. İnsanlar hiç tahmin etmediğim yerlerde tahmin yetenekleri çıkıyor. Abi ya. Oksijen nasıl kaynak ediyorsun? Oksijen kolay. Oksijeni açıyorsun. Ne oluyor? Tüpü çeviriyorsun. Sonra. Ondan sonra ateşi yakıyorsun. Bazen böyle ediyor. Birleşiyor mu? Sonra onun uçları şeyleri var. Böyle demirleri var. Bir de tozu var onun beyaz böyle. Tozuna batırıyorsun. Falan filan işte yani. Kolay yani. Şimdi ESC'mizi değiştirdik. Yeni bir pervane, bu öbür pervaneyi taktık. Bakalım. Rekorumuz kaçtı? 1.600 gram. Öbürü? Ha bu bununla 1.600 değil mi? 2.600 gram. Bak şu ESC ile 1.600. 1.600. Şimdi yeni bir tane daha ufağını taktık. Bakalım daha ufak yani işlevi nasıl olacak? Haydi. Denemelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Nasıl bugün adrenalinli bir gün? Değil mi? Masaların altlarında çalışıyoruz. Hayat üçgeni oluşturuyoruz. Kesinlikle. Denemeden çok kapandı. Allah muhafaza o pervane o hızda lap diye gelir adamın kafasını keser. Ya öbürü çok şey yapmaz kesmez ama bu kendi poşetini kesiyor. İkisi de keser. Keser ama bu daha bir şey. Yani neyse önlemimizi alalım. Bu arada çalıştığımız ortama bakar mısınız? Ne güzel ya. Fatih Bilim'e bize bu imkanı sunduğu için. Fatih'e bize bu imkanları sunduğu için. Yani Fatih Belediyesi'ne bir yandan da teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Fatih Belediye Başkanı kim? Mehmet Ergüç. Mehmet abim selam saygılar. Sana dua edeceğiz inşallah. Evet. Savununuz. Ulan ne oluyor lan? Hayır, ben bunu tersi almam lazımdı. En yukarısı en aşağısıydı. Ama herhalde bozulmuş. Tövbe yarabbi ya. Ulan. Abi canlı canlı mezara sokacaksın abi, bizi lan. Alacaktık kendilerini. Vallahi billahi. Onu reverse Lan altımıza yattık senin yüzünden. Aç, 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 aç. Allahu Ekber. Sinin. Saklanın. Oh, veriyorum ben her şeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çek. Dur, dur. O ne? O ne oldu? O aşağı düştü. Abi. Yani bayağı çok mu güçlü oldu? Bir şey elektriği kestim mi? Bir dakika niye düştü? Abdurrahman elektriği kestim mi? Kestim tabii. Tamam. Abi kaç kilo kaldırdık bir kere de? Bu niye? Ana. Abi. Hocam bizimki delirdi. Bir dakika niye böyle bir şey oldu ki? Vida çok kuvvetli geldi. Hayır biz mutlu siz özür. Bir dakika en son kaça vurduk? Hocam çekemedik. Tamam sen kullanıyorsan sıkıntı. O adam bastı mı gaza? Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Herkes saklansın. Evet şu anda masaların altlarına girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bastır. Hocam yavaştan bastır. Tamam doğru. Kaç? Kaça çıktı? Ama az önce sanki daha çok güç veriyordu. Sesi daha fazla. Evet, sesi daha iyi geliyordu. Bir daha bak, bir daha bak. Bir daha bilir mi ya? Dikkatli bak.
Ya bir de orada şeyler esiyor sanki, o rüzgardan takılmaz inşallah onlara. Neyse bas bakayım hocam. 3, 2, 1. Dur. Abi az önce sanki daha hızlıydı. Ses daha yüksekti. Son bir deneme yapıyoruz. Kapatıyoruz. Doğru mu? Motorlar ne böyle? Kamera kamera çalışıyor değil mi? Durdum, sıkıntı yok. Kaç. 3, 2, 1. Bak bunun bir sesi. Tamam. Bir 45 sabit kaldı önceki. 1.45. 50'ye indi. 45'e indi. Hadi buna bakarız. Tamam. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Burada hocam, bitiriyoruz. Bu işten bir şey anlamadım. Hadi bakayım. Bu şarj aleti kimin abi?